Kolay gelsin. Bölüyorum ama beni rahatsız eden bir konu var. Şimdi bu Yekta Baro'ya şikayet etmiş ya Ceylin Hanım'ı. Belli ki Ilgaz, eşin seni savunmasında yapılmış bir hamle. Zaten Eren Komiser de incelemesini yaptı, Mabaşa'dan da bir şey çıkmadı. Ben diyorum ki bu soruşturmayı kapatayım. Yani böyle dili saçması bir iddiayla emniyet güçleri boşuna vakit kaybetmesin. Adam resmen şov yaptı burada. Geldi bir de Ceylin'i savundu. Evet. Bir de sizin fikrinizi alayım istedim candaşlar. Uygun mudur? Siz nasıl uygun görürseniz. Peki. O zaman size kolay gelsin. Ben bir güvenlik odasına gideceğim. Neden savcım? Malum imzamı taklit etmek için bu odadan bir evrak çıktı. Sonra da geri girdi. Ömer ben almadım demiş. Kimin aldığını tespit edeceğim. Biz görüntülere baktık savcım. Odanıza giren çıkan kimse yok. Ben de bir bakayım. Gerek yok savcım. Hazır zaten. Resmi evrakın imzalandığı güne ait bütün görüntüler burada. Ben çıkayım öyleyse. Vallahi helal olsun avukat hanım ya. Savcımı kurtarmışsınız. Benim avukatlığım sayesinde olmadı. Ilgaz zaten suçsuzdu, beraat etti. Ben de onu diyorum işte ya. Savcı bizim için çok kıymetli ya. Bizim hukukumuz ta milattan önceye dayanır. Sen daha o zaman üniversitede bile okumuyordun. Tamam. Severim kendisini. Ha avukat hanım. Eren odasında yok, baktım da şimdi. Ceylin. Ne diyor amir? Boş ver. Osman geliyor şimdi. Eli ayağı tutuştu tabii. Ya bu arada ne diyeceğim? Bu Eyüp yine sırra kadem basmış. Yani ekipler peşinde, yakalayacağız inşallah. Sen geç, ben şu dosyayı alıp geleyim. Tamam Nergis, tamam aşkım, ne olur sakin ol. Bak birazdan gelir ambulans, tamam. Lütfen sakin ol, ağlama. Bak böyle panik yaparsan daha çok zarar verirsin, tamam mı? Lütfen sakin kal, tamam. Geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla geliyorum. Başsavcım, yapabileceğimiz bir şey var mı? Kızım hasta, çok hasta. Gitmem gerek. Ay. Ay Osman, başımı döndürdün resmen ya. Geldiğinden beri elin kolun durmuyor. Bir sakin ol. Bir şey yok. Gelecek. Eren diyecek ki Kesi'yi tanıyor musun diyecek. Hayır diyeceksin. Olay kapanacak. Tamam. Soracağım. Ne diyeceğim ben? Ay, hayır diyeceksin. Tanımıyorum diyeceksin. Hiçbir bilgim yok diyeceksin. Kaç defa daha söyleyeceğim? Ya mezara gitti mi derse? Gitmedim diyeceksin. Sen geldin adliyeye, benden iş için referans istedin. Sonra da gittin. Sonra gittim. Nereye gittim? Günün geri kalanında nereye gittiysen oraya gittin. Çok karışık ya Ceylin, bu vallahi yani. Nesi karışık ya? Nesi karışık? Allah aşkına nesi karışık bunun ya? Ya sen evden çıktın, adliyeye geldin. Ondan sonra mezarlık yok. Ortadaki o mezarlık yok. Hiç yaşamadın, anladın mı? Tamam. Sonra nereye gittiysen oraya gittin. Mezarlık yok. Mezarlık yok. Hoş geldiniz. Evet. Geçmiş olsun. Başsavcı takipsizlik kararı verdi. İfadenizi almama gerek kalmadı. Oh çok şükür. İfade vermeyeceğiz yani. Yok vermeyeceksin, gözün aydın. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Ay, bu nedir ya? Ya kalbim, bu nedir ya? Şey, komiserim bu. Vallahi yemin ediyorum rüyama gibi parmaklıkla.
Böyle üstüme geliyorlar. Elim ayağım boşaldı ya. Vallahi elim ayağım boş. Şekerim düş. Komiser şu şekeri, Allah rızası şu şekeri ver bana. Vallahi billahi elim düş. Bu böyle olmaz bu. Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Size de Allah razı olsun vallahi yani. Böyle geliyor ya. Gülme. Vallahi savcım kusura bakma, biraz uzun sürdü işimiz ama beni biraz uğraştırdı. Ama hallettik çok şükür. Asıl sen kusura bakma usta. Bir haftadır alacağım alamıyorum. Vakit bulamadım, geride dönemedim. Ben dedim savcım yine meşguldür dedim. Yoksa arabasını almaya gelirdi. Ellerine sağlık, gayet iyi olmuş. Vallahi bunlar taş gibi araba savcım. Bakımını yaptırıp bineceğim. İyi günlerde kullan. Kazasız belasız. Sağ ol ustacığım, hesabı havale yaptım. Acelesi yoktu savcım. Kesene bereket. Hadi kolay gelsin.